çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar, Çocuk Deyip Geçmeyin programından hepinize selam ve sevgilerimizle bugünkü programımıza başlıyoruz. Efendim bugün bir saat sürecek olan yayınımızda göndermiş olduğunuz e-mailleri cevaplandırmaya çalışacağım. Efendim vaktimiz el verdiği ölçüde. İlk mesajımız Meltem Hanım'ın mesajı ve Meltem Hanım şöyle sormuş. Hocam 1,5 senedir sizi dinliyorum. Çocukluk sırrı, çocuk eğitiminde pozitif iletişim kitaplarınızı okuyorum ve 4 yaşındaki oğlumu bu tavsiyelere göre yetiştirmeye çalışıyorum. Hocam anneler okul konusunda çok dertli. Siz de aynı sorunlardan bahsediyorsunuz. Ders ve eğitim. Etrafımda gördüğüm kadarıyla 1-2. sınıf öğrencilerine o kadar çok ders veriliyor ki anneler babalar çok baskı yapıyorlar ve strese giriyorlar. Ders yaptırırlarken siz diyorsunuz ki baskıyla ders olmaz, çocuk isteyerek yapmalı. Ama hocam müfredat öyle demiyor. Öğretmenlere söylediğimizde ne yapalım müfredat böyle yapmak işlemek zorundayız diyorlar. Böyle bir cevap karşısında da anne babalar ne yapsın? Koskoca müfredatı değiştiremezler ya. Bence bunun çözümü Milli Eğitim Bakanlığı değil midir? Özellikle sizin hocam ve eğitimcilerin bu sorunu üst kademelerdeki yetkililere bildirmeniz gerekmez mi? Çünkü biz veliler ne kadar uğraşsak da sonuç aynı. İnanın ben şimdiden oğlumu dert edinmeye başladım. Okul konusunda acaba ders yaptırabilecek miyim? Çocuğumu okula sevdirebilecek miyim? Başarılı olabilecek miyim gibi. Ben çalışan bir anneyim ve imkanım olursa diyorum, çocuğumu özel okula vereyim diyorum ama şartlar işte hocam. Bu yazdıklarım hakkında cevabınızı bekliyorum. Hocam son olarak oğlumda tırnak yeme alışkanlığı başladı. 5 aydır böyle hiçbir kaygısı yok. Birdenbire başladı. Çiş kaçırma var. Özellikle gündüzleri bekliyor. Biraz kaçırdıktan sonra çişim geldi diyor. Bu konuda ne yapmamız lazım? Selamlar ve sevgiler diye yazmış Meltem Hanım. Şimdi Meltem Hanım, anneler okul konusunda çok dertli diye söylüyorsunuz ya. Aslında okul konusunda dertli değil de öğretmen anlayışı konusunda, öğretmen metodolojisi konusunda bir derdimiz var hep birlikte. Yani bir konu çocuğa böyle de anlatılabilir, böyle de anlatılabilir ve böyle de anlatılabilir derken işte o öğretmenin fıtratı, kişiliği, çocukluk dönemindeki yetiştirme tarzı, yetiştirilme tarzı, anne babasından aldığı, doyumsayabildiği sevgi, kendi dinginliği o öğretmenin tarzını da beraberinde getiriyor. Yoksa okullardan dertli değil, çünkü bir okulun içerisine bir bakıyorsun, yahu bir hanımefendi ve bir sevecen ve bir anne sıcaklığını öyle taşıyan bir öğretmen var ki, koridorda çocuklarıyla birlikte yürürken yüzünde güller açıyor ve çocuklar etrafında cıvıl cıvıl zıplıyorlar. Ve öğretmen rahatsız olmuyor çocukların zıplamasına. Ve bir bakıyorsunuz çocuğun burnu akıyor, bir tane çocuğun burnunu silebilecek kadar büyük bir öğretmen. Ve siz böylesi bir öğretmenin gidip elini öpesiniz geliyor. Ama bir başka öğretmene bakıyorsunuz, aynı koridorun içerisinde yürüyen bir başka öğretmene. Yani konuşurken tavana bakıyor, duvara bakıyor, sizle konuşmuyor. Çocuğun eğer burnu akıyorsa, sil şu burnunu, git burnunu tuvalette temizle diyerek işaret ediyor. Aslında evet derdimiz bir taraftan müfredat. Evet sıkıştırılmış bir müfredat. Belki 3 ay içerisinde anlatılacak konuları 3 gün içerisine sıkıştırılmış bir müfredatla karşı karşıya öğretmen arkadaşlar. Ama onun da ötesinde bir öğretmenin kendi eğitime bakışı, öğrenciye bakışı, insana bakışıyla ilgili problem yaşıyoruz biz. İnsana bakışıyla ilgili bir problem yaşıyoruz. Eğer çocuklar bir hani yontulacak ağaç ve ben bu ağacı yonta yonta adam edeceğim şeklinde düşünülüyorsa,
İşte o zaman kolları ve kanatları kesilen çocukların feryadını duyarız okullarda. Yontuyorum der çünkü öğretmen. Yontuyorum. Ben bunu ne yapacağım? Adam edeceğim adam. Mobilya çevireceğim ben bunu. Çünkü bu bir kütük, kütük. İşlenmezse bu kütük ne olur? İşlenmezse kütük kalır. Ne yapıyorum ben? Ben bu kütüğü işliyorum. Ya bu odun değil ki, insan. İnsan bu. Ve bu insanın içerisinde duyuları, hisleri, duyguları var. Bunu yontamazsın sen. Senin görevin öğretmen olarak buna insan gibi davranmak, saygı duymak, yaratılmışa bir saygı durup onun içerisindeki fıtratını ortaya çıkartabilmek. Evet, problemimizin bir kısmı sıkıştırılmış bir müfredat ve hatta güncel, yaşamla uyum sağlamayan bir müfredat. Ama öbür taraftan bir başka sorunumuz daha var ki, insan ilişkilerindeki problemin yansımasını görüyoruz okulda. Trafik neyse okul o, trafik neyse okul o. Markette birbirine saygısızlık yapan, markette birbirlerinin hakkına hukukuna tecavüz eden durumumuz neyse okul o. Bir iş yerindeki efendim alacak verecek ve birbirlerini aldatma, birbirlerini hileye başvurma durumumuz neyse okul o. Toplumun bir parçası çünkü okul. Ancak belki evet siz diyorsunuz ki çocuğum 4 yaşında ve artık ben de bunalmaya başladım. Niye? Çocuğum okula gittiğinde hangi öğretmene denk gelecek diye. Doğru, hangi öğretmene denk gelecek? Belki kılıcını çekmiş, eline cetveli çıkartmış, masalara güm 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 diye vuran bir öğretmene denk gelecek. Ne yapacaksınız? Öğretmene öğretmenlik mi öğreteceksiniz? Sen kim oluyorsun da bana öğretmenlik öğreteceksin? Ben bunun fakültesini okudum. Ben adam edeceğim, siz merak etmeyin, ben bu çocuklara adam edeceğim. Diyen bir öğretmenle ne yapabilirsiniz ki? Ne yapabilirsiniz ki? Dolayısıyla bugün yaşadığımız şey evet bir bakıma eğitimde okul problemi gibi görünmüş olsa da insan problemiyle karşı karşıyayız. İnsan problemiyle, çocuğa bakışla ilgili, kullanılan yöntemle ilgili bir problemle karşı karşıyayız. Anne sıcaklığı içerisindeki efendim kişilerin öğretmen olup olmaması ya da efendim bir iş olarak yapılıp yapılmaması ile ilgili bir problemle karşı karşıyayız bugün. İncitilen çocuklar, insan yerine konmayan çocuklar, toplumda nasılsa bir yapı varsa o okulda onun bir parçası. Sıkıştırılmış müfredatla ilgili, bunaltılmış. Yani ben çok defa bu mikrofonlarda seslenmeye çalışıyorum, seslendirmeye çalışıyorum. Demeye çalışıyorum ki köşe yazımda yazmaya çalışıyorum. Diyorum ki yahu bu çocuklar lise bitirinceye kadar Allah rızası için söyler misiniz? Ne okuyor? Ne öğreniyorlar? Matematikte toplama, çıkartma, çarpma, bölme. Üçgen, kare, üçgenin iç açıları, dış açıları, geometrik şekiller, kesirler, paylar, paydalar, bilmem neler. Toplamış olsan 15-20 tane örüntüler, mörüntüler diye konular öğretiliyor. Toplasan kaç tane konu çıkar? 15 tane, 20 tane konu çıktı. Hadi bilemedin, efendim 25 tane konu çıkmış olsun. 12 senede yahu bu öğretilmez mi çocuğa? 12 senede. 12 sene sonrasında... İşte ÖSS sınavları ortada duruyor. ÖSS ile ilgili çalışma ortada duruyor. 61 bin tane çocuk üniversite sınavında bir tane dahi doğru cevaplandıramamış. 160 tane sorunun içerisinde, 160 tane sorunun içerisinde bir tane dahi doğru cevap yok. 12 sene boyunca. Hani dersiniz ki hani bir çocuk olmuş olsa hiç cevap verememiş olan bir tane çocuk olmuş olsa dersiniz ki evet belki çocukta bir zihinsel engel var. Yani olabilir belki çocuğun işte bir takım sorunları var. Anlayamıyor, dikkat dağınık vesairesi var, şuyu var, buyu var, bir takım şeyler söyleyebilirsiniz, çocuktan bulabilirsiniz. Hadi 100 tane çocuk olsa yine bulursunuz. Dersiniz ki evet bu bölgede yaşayan çocuklar zihinsel engelli olarak okula geliyorlar. Hadi 1000 tane çocuk da olmuş olsa yine dersiniz ki ya 1000 tane çocuk ÖSS sınavlarında, üniversite sınavının içerisinde cevap verememiş. 1000 tane çocuğumuz böyle bir efendim engelli çocuk tipimiz var bizim. Hadi 10.000 tane olsun bu. 10.000 tane çocuk efendim 160 tane soru sorduk. 160 tane sorunun hiçbir tanesini bile doğru cevaplandıramamış. Ülkemizde maalesef 10.000 tane çocuk var. Evet bu çocuklar biraz zihinsel engelli diyelim. Yahu 61.000 tane çocuktan bahsediliyor. 61.000 tane çocuk geçtiğimiz dönemde yapılan üniversite sınavında bir tane bile doğru cevap cevaplandırılamamış. Bir tane doğru cevabı yok. Bunun hangi eğitim sisteminden bahsediyoruz? 12 sene boyunca insan okula gidip gelirken sadece yanındaki arkadaşından coğrafya ile ilgili bir şey duymuş olsa coğrafya ile ilgili bir tane soru cevaplandırır.
Türkçe ile ilgili bir şey duymuş olsa Türkçe ile ilgili bir soru cevaplandırır. 12 sene boyunca bu çocuk okula gitti geldi ve bir tane soru cevaplandırılamadıysa burada bir yanlış var. Ya yanlış var. Kral çıplak. OECD ülkeler içerisinde yapılan derecelendirmeler içerisinde lise öğrencilerinin öğrendiklerini güncel yaşama nasıl tabi tutuyorlar? Güncel yaşama uygulayıp uygulamadıklarıyla ilgili bir araştırma var. Her 2 yılda bir yapılıyor. Bunun içerisinde Türkiye hep en sonda. En sonda ya sondan 4. ya sondan 5. O kadar ülkenin içerisinde, OECD ülkelerin içerisinde bir de bakıyorsunuz Türkiye eğitimde en dipte. 61 bin tane çocuk eğer üniversite sınavında bir tane soruyu cevaplandıramıyorsa, bir tane doğrusu yoksa ya şapkalar öne konması lazım değil mi artık? Acaba biz nerede yanlış yapıyoruz? Evet, çok iyi müfredatlarımız var. Evet, çok iyi bilmem nelerimiz var. Evet, kitaplarımız, mitaplarımız acayip derecede hazırlanıyor. Evet, şunlarımız, bunlarımız çok bilmiş olarak her şeyi çocuklara sunuyoruz. Çocuklar yapamıyor bu işi. Ya 61 bin tane çocuk yapamıyorsa o zaman bu bu işin içerisindekiler de bir konuşulması lazım. Yani hep mi ben suçluyum? Birazcık da hırsız suçlu olsun diyor ya Nasrettin Hoca. Hep mi ben suçluyum? Birazcık da hırsız suçlu olsun. Birazcık da başka taraflara bakmak lazım. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı bu 61 bin tane çocuğun bulunduğu okulları teftiş etmek üzere görevlendirilmiş. Yahu yani sen okulu teftiş ediyorsun da ya sistemi bir de teftiş et. Acaba bu eğitim sistemimizin içerisindeki öğretmenlerin yetiştiği fakülteleri bir teftiş edelim. Nasıl öğretmen bir portresi çıkıyor bunun içerisinden bir ona bir bakalım. Öğretmen teoride sınavlara giriyor vesaireye giriyor. Bir bakalım acaba öğretmenlik yeteneği olan öğretmenler ile öğretmenliği zaten sinir için yapan öğretmenleri ve bir bakalım acaba bir memnuniyetsizlik mi var? Yani okulu teftiş ettin ne olacak? İşte bu okulda 20 tane öğrenci çıkmış, öbür okulda 30 tane çıkmış, öbür okulda 40 tane öğrenci sıfır yapmış. Ne olacak ki? Hangi öğretmenin öğrencisi? İşte şu öğretmenin öğrencisi. Okulları teftiş etmek yerine bir bakalım 3 yılda anlatılacak belki de bir konuyu sen 15 günde anlatmasını istiyorsun öğretmene. 3 ayda anlatılacak bir konuyu belki sen 2 güne sığdırmaya çalışıyorsun. Bir müfredata bir bakar mısınız? Acaba bir uzman heyetine şöyle bir gönül rahatlığı içerisinde ya arkadaşlar alın şu kitapları da bir denetleyin bakalım ya. Uzman arkadaşlar bir baksınlar bakalım bir. Çocukların yaş grubuna göre acaba bu konular uygun mu? Biz ne anlatıyoruz çocuklara? Daha işte geçenlerde çıkartıldı. Diferansiyel hesaplama çıkartılmış. Logaritma bilmem neyi çıkartılmış. Ya diferansiyel hesaplamanın bir çocuğun güncel yaşamıyla ne alakası olabilir ki bunu konunun içerisine alınmış? Matematiğin en zirve konuları tutulmuş, lise konularının içerisine alınmış. Çocuğun yaşına uygun mu acaba bu öğretmeye çalıştığınız şey? Algoritma öğretiliyor. Ya bu acaba uygun mu? Çocuğun güncel yaşamında kullanacağı bir şey mi? İşte daha önceden bahsetmeye çalıştım. Bir tane kitabın içerisinde, Milli Eğitim'in okullarda gösterdiği bir kitabın içerisinde, yani 5. sınıf çocuklarına sorulan soruya bir rica ederim bir bakar mısınız? Etil alkol ile metan gazı arasındaki farkı söyler misiniz? 5. sınıf çocuğa. Kaç yaşında? 10 yaşında, 10. 10 yaşında, 11 yaşındaki bir çocuğa. Etil alkol ne ki? Metan gazı ne? İkisinin arasındaki fark ne? Çocuk güncel yaşamda elma ile armudu, ikisinin arasındaki farkları ayırt etme de yetenek kazanmamışken henüz, yaşama hazırlama konusunda o kadar hazırlanmamışken sen buna metil alkol, etil alkol, metan gazı soruyorsun. Okulun işlevi daha önceki erişilmiş olan bilgi birikimini çocuğa uygun bir yöntem ile çocukla paylaşmadır. Bu çocuk elma ile armutu henüz ayırt edememişken, bu çocuk henüz telefonla konuşmayı dahi becerememişken, bu çocuk henüz bir litrenin 1/4'ünün ne kadar edebileceğini kendi gözüyle, eliyle tartabilecek, görebilecek bir dokunsallık içerisinde olamamışken metil alkol, etil alkol soruyorsun. 40 küsür yaşındayım ve yaşamımda hiç etil alkol görmedim. Bunu çocuklara öğretmek, hem de 9-10 yaşındaki bir çocuğa öğretmek acaba hangi mantığın ürünü olabilir ki? Evet, çok güzel şeyler öğretmek istiyoruz. Uzay teknolojisini öğretmek istiyoruz. Şunu öğretmek istiyoruz, bunu öğretmek. Ama çocuğun ilgi alanı değil şu anda. Bulunduğu yaş grubu ilgi alanı değil. Dolayısıyla çocuklar bunalıyorlar.
şu müfredat bir kere daha tam gerçekçi olarak gözden geçirilmesi lazım. Amerika'yı keşfetmeye gerek yok ki, gerçekten 4 tane dertli insan çıksın gitsin. Ülkeleri bir dolaşsın ama dertli insan gitsin gerçekten. Oradaki okulları bir otursun. Dili olsun bu giden kişilerin de, oradaki öğretmenlerle bir konuşsun. Ne anlatıyorsunuz siz acaba diye. Yani geniş bir müfredata, geniş bir zaman dilimi içerisinde çocuklara hiç bunaltmadan, ödev baskısı tutmadan, şu baskısı tutmadan, anne babayı çocuklarla çatıştırmadan nasıl yapıyorlar bu işi? Danimarka'ya bir gidip baksınlar. Teneffüslere baktığınız zaman, tatillere baktığınız zaman, çocukların aldığı ödevlere baktığınız zaman sırt çantası yok çocukların sırtında taşıdıkları. Çocuklar öğlene kadar okuldalar, öğleden sonra okuldan çıkıyorlar. Hem de hiç bunalmadan. Ama biz çocuğun boğazını sıkmışız, gırtlağını koparmaya çalışıyoruz, kafasını duvara çarpmaya çalışıyoruz. Sana ben bunu öğreteceğim. Ne öğreteceğim? Metil alkol öğreteceğim sana. Etil alkol öğreteceğim sana. Sana metan gazıyla arasındaki farkı öğreteceğim sana. Ödevini yapmazsan da o zaman canını okuyacağım. Ya çocuğun canı çıktı. Öğretsen ne olacak? Öğretmesen ne olacak? Bu çocuk da yarın kendisi bir öğretmen olduğu zaman kendi öğrencisine aynı şeyi yapacak. Hem kendi öğrencisine aynı şeyi yapacak. Annelik yeteneğini elinden aldın bu çocuğun. Ve bu çocuk kendisi anne olduğu zaman çocuğuna şiddet uygulayan bir anneye dönüştü bu. Etil alkol, metil alkol meselesini konuşurken çocuk şu anda babalık yeteneğini kaybetti. Kocalık yeteneğini kaybetti. Neden? Bu baskı ve zorlamalar içerisinde çocuk duyularını kaybetti çünkü. Ya bir nefes alsın çocuklar. İşte İmam Gazali Hazretleri'nin sözlerine baktığımız zaman söylediği bir ser levha olacak bir söz var. Çocuklara yeterince oyun, dinlenme ve eğlence imkanı sunulmazsa çocukların aklı söner diye söylüyor. Aklı söner. Çocuklar yeteneklerini kaybeder. Zihinsel yeteneklerini kaybeder. Çocuğu sen efendim habire sanki her şeyi çocuğun okulda ayarlanacakmış gibi. Çocuk okuldan eve geliyor. Bir de evde program uygulattırılıyor. Nedir? 6'da eve geldi. İşte 6.30'a kadar yemeğini yiyecek. Evet, şimdi 6.30'la 7 çeyrek geçe arasında 45 dakika ders yapacak. Evet, ondan sonra 15 dakika dinlenecek. Evet, 7.30'da tekrar başlayacak. 8.15'e kadar tekrar ders yapacak. Sonra 15 dakika daha dinlenecek. Sonra yatağına yatacak. Evet, sonra kitap okuyacak. Ya robot değil bu, insan insan. Ev okula çevrilmez ki, evde baba var baba. Kardeş var. Babanın sırtına binmesi lazım bu çocuğun. Annenin kucağına oturması lazım bu çocuğun. Kardeşiyle beraber oyun oynaması lazım bu çocuğun. Eğer hayatın her alanına yaygınlaştırırsak biz bunu, o zaman çocuğu kaybederiz. Bakın sokaklara bir çıkın, rica ederim bir bakın, yüzü gülen kaç tane adam görüyorsunuz? Rica ederim birbirlerine tebessüm içerisinde, nezaket içerisinde davranan, gönlü rahat, efendim huzur içerisinde kaç kişiyle karşılaşıyoruz? Rica ederim bir bakın. Arabaların içerisinde trafikte sıkışmış olan arabaların içerisinde şöyle bir kafanızı çevirin bir bakın. Direksiyonda oturan kişiyle, kocasıyla, karısı birbirleriyle konuşmuyorlar. Hepsi asık suratlı. Asık suratlı insanların yaşadığı bir ülkede yaşıyoruz. Rica ederim bir bakın. Ya biraz gerçekçi olmak lazım değil mi? Nedir bu metil alkol, etil alkol meselesi? Nedir bu metan gazı meselesi? Çocuğun güncel yaşamında hiç karşılaşmayacağı diferansiyel hesaplama neyin nesi? Ve bunu yapamıyor, anlayamıyor diye çocuğun canına okumak neyin nesi? Ve canına okunduğu yetmiyormuş gibi bir de efendim anneyi babayı devreye sokup çocuk ödevini yapmıyor. İşte sizin çocuğunuz dakikada şu kadar kelime okuyamıyor. İşte sınıfın ortalaması 50 kelimeyle olmuş olmasına rağmen en basit okuyan, en geride okuyan çocuk 30 kelime olmasına rağmen, dakikada 30 kelime olmasına rağmen sizin çocuğunuz 20 kelimeyle şu anda sınıfın en gerisinde olduğunu bildiriyorum size. Deyip de çocuğun üstüne anne babayı salmak, göndermek ne alem? Hızlı okumak bir başarı mıdır acaba? Yahu çocuk anlamıyor ki değerli hocam, rica ederim yahu, bu en basit pedagojik bir bilgidir. Hızlı okuttuğun çocuk anlamaz ki. Hızlı okuttuğun çocuk anlamaz ki, içselleştiremez ki. Anlayarak okusun çocuk, anlayarak okusun. Okusun çocuk, bir sayfa okusun ve anlayarak okusun. Ve anladığı şeyin coşkusuyla çocuk birlikte bir sonraki sayfaya geçmek için heyecan duysun. Çocuklar çetele tutuyoruz. Kaç sayfa okuduğunuzu getirip bana söyleyeceksiniz. Aferin Ahmet 200 sayfa okumuşsun. Mehmet sana da aferin 250 sayfa okumuşsun. Ayşe sana da aferin 300 sayfa okumuşsun. Ya bir de sor, ne anladın? Ne anladın? Çocuk hiçbir şey anlamamış ki. Değil arkadaşlar, değil. Hayır, yapacağımız şey sizlerle, bu hafta yapacağımız şey sizlerle
anlayarak okuma egzersizi yapacağız. Gelin isterseniz birlikte şu kitabı bir anlayarak okumaya çalışalım. Coşturursunuz sınıfı, coşturursunuz. Çocuk yeter ki bir anlayarak okumayı yapmış olsa coşar, sınıfın içerisinde coşar. Ona siz kitap teslim ettiğiniz zaman çocuk kitabın kitap kurdu olur. İşte yanıma gelen ailelerle birlikte konuştuğumuz zaman söylediğim şey, ya bırakın hızlı okuma meselesini, bir anlayarak okuma egzersizleri yapalım birlikte diye çocuklarla birlikte eğer birkaç ay boyunca anlayarak okuma egzersizleri yaptığımızda anneler hep aynı şeyi söylüyor. Diyor, gece lambayı sökmek zorunda kaldım hocam, artık deli olacağım. Niye? Çocuk kitap okuyor gece boyunca. Neden? Çocuk meraklı çünkü. Bilgisayara nasıl bağımlı olunuyorsa çocuk orada bir şeylerin aldığını ve anlayabildiğini nasıl hissediyorsa aynı şekliyle de çocuk kitabın içerisinde alınacak şeyleri gördüğünde aynı şekilde çocuk kitap bağımlısı olur. Okuduğu şeyler çocuğa keyif verir, haz verir. Bilgiyi nasıl elde ettiğini görür. Çünkü bilgi insana haz verir. Sen 100 sayfa okutmuşsun, 200 sayfa okutmuşsun ve içerisinde bir de bakıyorsun ki anladığı hiçbir şey yok. Çocuk ondan sonra rica ederim bir bakın. Sınava giriyor çocuk. Ya hiç mi görmüyorsunuz? Sınava giriyor çocuk. Soruyu okumadan cevap okuyor. Ya hocam yapmayın böyle. Soruyu okumadan cevabı yazıyor. Soruyu iki satır soru var. İki satır soruyu sonuna kadar okuyamıyor. Neden? Hızlanacağım diye. Neden? Dakikada şu kadar okuyacağız diye dayatıldığı için. Hayır, anlayarak okuma. Müfredatı birazcık daha genişletme. Çocuğun yaşına, duygu dünyasına ve yeteneğine göre uygun konular öğretme. Efendim, Meltem Hanım diyor ki 4 yaşında çocuğum ve şimdiden ağrılar çekmeye başladım ki kime denk gelecek benim çocuğum diye. Biz veliler olarak efendim Milli Eğitim'in yetkililerine ulaşamıyoruz. Acaba siz bir şey söyleyin diye. İşte benim söyleyeceklerim de anca bu kadar. Belki beni dinleyen 3-5 tane vicdan sahibi birisi çıkar der ki ya hakikaten doğru söylüyor ya bu uzman, hem bir baba hem de bak adam feryat edip duruyor. Çocukları gerçekten kırdık geçirdik şu ülkenin içerisinde. Yani yarış atına çevirdik şu ülkenin içerisinde. SBS, ABS, CBS, üniversite sınavı, şu sınavı, bu sınavı diye mahvettik çocukları. Gelin yeniden bir bakalım. Okulları insan yetiştirme merkezine çevirelim. Öğretmenleri sadece ders öğreten birileri olarak diye değil. Hayır, örnek modeller haline nasıl getirelim? Sistem acaba duyarlı insanlar yetişmesi için ne hale gelebilir? Acaba bir bakalım diyecek. Belki de 3-5 tane efendim kişi çıkar. Ama işte ben 3 yıldır burada bu programları da yapmaya çalışıyorum. Herkesin söylediği bahaneler var. Yani işte kolay değil. İşte taşralarda özellikle anne baba zaten çocuğunu terk etmiş. Onlar dövmüş. Bir de öğretmene teslim etmişler. Öğretmen nasıl duyarlı olsun? Efendim zaten bizim çocuklarımız çok da anlamıyorlar. İşte 2 kere 2'nin kaç ettiğini bilmiyorlar. Ya öğretmen 2 kere 2'nin kaç ettiğini bir kere söylemiş olsa çocuk normalde öğrenecek yani. Ama bir bakın, sadece öğrenciye yoğunlaşmayın. Öğrencinin başarısızlığına yoğunlaşırsanız o zaman sistemin başarısızlığını göremezsiniz. Müfredatın uygunsuzluğunu göremezsiniz. Öğretmenin kendi derdini göremezsiniz. Sınıfın derdini göremezsiniz. Okul müdürünün derdini göremezsiniz. Tüm bunların her birisini çözmek sizin işiniz. Yoksa çok canlar yakılıyor okullarda. Eğitim, eğitim, eğitim diye belki 3-5 kişinin çocuğu kurtuluyor. Onlar bilinçli, neyin ne olduğunu da görerek hareket etmeye çalışıyorlar ve çocuklarını ona göre efendim teslim ediyorlar. Ona göre basıyorlar belki paralarını, ona göre okutturuyorlar. Ama genele bakıldığı zaman çocuklar çok inciniyor. Maalesef o incinmişlikler de dönüyor, dolaşıyor. O incinmişliklerde bir bakıyorsun ki inciten insan oluşmasına sebep oluyor. Efendim Meltem Hanım'ın okul ve müfredatlarla ilgili söylediği şeyler maalesef gerçekliği yansıtıyor. Ama çok yapılacak bir şey yok. Anne babalara ne tavsiye edersiniz hocam? İşte bu kumaş, işte bu da bizim bedenimizin ölçüsü. Bu kumaşla bu bedene elbise giydireceğiz. Ne yapacağız? O zaman neresini kısalım? Paçalarından mı kısalım? Omuzlarından mı kısalım? Belinden mi kısalım? O zaman söyleyeceğimiz şey sadece şu. Hiç olmazsa siz anne baba olarak incitmeyin çocuğunuzu. Efendim bütün sınıfın geneli 70 sayfa okuyor.
hızlandırdığımız halde sizin çocuğunuz işte 20 sayfa okuyor. Evet evet hocam, bizim çocuğumuz 20 sayfa okuyor ama anlayarak okumaya çalışıyoruz. Biz öyle yapmaya çalışıyoruz. Bütün çocuklar işte şuraya geçtiler, sizin çocuğunuz geçemedi. Evet hocam, biz biraz yavaş gidiyoruz ama ağır aksak gidiyoruz. Bütün çocuklar yazmayı öğrendi, sizin çocuğunuz hala çok yavaş yazıyor. Evet hocam, bizim çocuğumuz biraz yavaş yazıyor. Allah rızası için biz böyle yavaş yavaş gidelim, ağır gidelim, kaplumbağa gibi gidelim. Tavşan gider belki bir yerde uyur ama biz yine iradi ve güçlü bir şekilde gidelim. Az yapalım ama sürekli yapalım. Çocuğunuzun böyle birazcık eğer sütre olur ve okulla ve öğretmenle bir anlayış ve işbirliği içerisinde olursanız, koruyabilirseniz, çocuğunuz yetersizlik duygusuna kapılmazsa, aşağılanmışlık duygusuna kapılmazsa, herkes yapıyor da ben yapamıyorum duygusuna kapılmazsa, merak etmeyin, kim başarılıdır diye baktığımızda hızlı giden kişiler değil, iradesiyle güçlü bir şekilde emin adımlarla gidenler her zaman başarılıdır. Siz yeter ki çocuğunuzun duygu dünyasını yıpratmadan götürmeye çalışın. Efendim, Murat Bey'in mesajı var. Murat Bey şöyle yazmış. Murat Bey, hocam hayırlı günler. Ben yazı işleri müdürü Murat. Daha önce okul servisleriyle ilgili yazmış olduğunuz iki güzel yazıda belirttiğiniz meseleye bir çözüm olur diyerek dergiden seçtikleri yazıları seslendirerek bize göndermeye başladılar. Bu projeye başlarken amacımız görme engelli kardeşlerimizin istifadesine dergimizi sunmak vardı. Ancak daha sonra bunu okul servislerinde kullanmak da mümkün olur diyerek çerçevesini genişletmeye başladık. Basamak basamak servislerin ve okulların bu aktiviteden haberdar olması için ilgili yerlere bilgi vermeye başladık. Bu noktada sizlerin de köşesinde okurlarınızla paylaşabileceğinizi düşünerek bu mesajı atmak istedik diye yazmış efendim Murat Bey. Ve Murat Bey aynı zamanda bir de CD göndermiş ki o CD'nin içerisinde okunmuş olan, çocukların okumuş oldukları hikayeler var. Farklı farklı hikayeleri çocuklar kendisi okumuşlar. Bunu CD'ye çekilmiş ve o tatlı dilleriyle birlikte okudukları o CD'nin içerisindeki hikayeler servislere veriliyor. Hangi servislere veriliyor? Okul servislerine veriliyor. E niye veriliyor? Şundan dolayı veriliyor. Ya okul servislerine Allah rızası için bir bakın. Çocuklarınız okula servisle gidiyorsa eğer bir bakın. Servisin içerisinde hangi müzik çalıyor? Siz çocuğunuzu evinizin içerisinde belli bir kültür, belli bir değer içerisinde yetiştirmeye çalışırken, belli efendim şeyleri çocuğunuza kazandırmaya çalışırken, efendim açmış mesela diyelim ki servis şoförü bir arabesk müzik içerisinde batsın bu dünya, bitsin bu rüya, hayat işte kahrolsun, canım çıksın, öldüm, aşktan işte başıma ağrılar girdi efendim gibi böyle çocuğun üzerine bocalayıcı, çocuğun yaşına uygun olup olmayacak efendim bir radyonun içerisinde ya da bir müziğin içerisinde çocuk bunaltıcı bir şekilde arka tarafta kuzular gibi öyle yolculuk yapıyorlar. Bunun kararını veren kim? İşte servis şoförüyle servis yetkilisi, oradaki servis hostesi. Kimi zaman bir bakıyorsunuz ki servislerin içerisi anne babalar tarafından çok bilinmiyor. Çocuklar geliyorlar, sadece o kadar. İşte bir annenin bana yazmış olduğu bir mail vardı. Bana bahsetmiş olduğu bir olay vardı. Kızını işte okulun son haftasında saçını sabah bağlayarak gönderdim diyor anne. Güzelce yaptım, saçını bağladım, tokalarını taktım. Güzelce gönderdim. Akşam üzeri servisten indikten sonra bir baktım. Saç baş darmadağın olmuş. Saçını açmış. Ter içerisinde kalmış. İndi servisten geldi yanıma. Kızım ne oldu diye sorduğumda arabanın içerisine oyun havası açılmış. Mezdeki açılmış. Servis şoförü de demiş ki kız çocuğuna. İşte kaç yaşındaki, okul öncesi çocuk bu. Servis hostesi de demiş ki hadi bakalım çık demiş, bir oyna bakalım demiş. Kızın belinden kırıttıra kırıttıra saçını da başını da açarak saçıyla da böyle şey yaparak açmışlar mezdekeyi, arabanın içerisinde mezdeke oynatıyorlar. Ya olabilecek bir şey mi bu? Çocukların ilk ders saati ve son ders saati servisin içerisinde geçiyor. Yani okul ders zili çaldığı sırada başlamıyor aslında. Çocuğunuz servise nasıl bindiyse aslında ilk ders orada başlıyor.
sizin öğretmeniniz derste ne kadar öğretirse öğretsin, nezaket kuralları içerisinde çocuğa ne kadar ne verirse versin, yaşlılara saygıdan ne kadar bahsederse bahsetsin, anne babaya saygıdan ne kadar bahsederse bahsetsin, eğer sabah bindiği servisin şoförü, eğer yolda giderken bir yaşlıyı gördüğünde, karşıdan karşıya geçmek üzere olan bir yaşlıyı gördüğünde, örneğin çok affedersiniz, moruğa bak hala orada duruyor, geç yürü oğlum diye sesleniyorsa eğer, sizin okulda hangi dersi anlatırsanız anlatın, o dersin hiçbirisi bu ders kadar etkili olamaz. Güncel yaşamda çocuk bir yetişkini nasıl görüyorsa, çocuğun karakteri ona dönüşür. Siz okulda işte insan sevgisini anlatmaya çalışıyorsunuz, saygınlığı anlatmaya çalışıyorsunuz, empatiyi anlatmaya çalışıyorsunuz. Eğer servis yolda giderken tüm bunların her birisini kıra döke gidiyorsa, alaya alıyorsa, okulda siz trafik haftasında emniyet kemerleri böyle bağlanması lazım. Çünkü Türkiye'mizde, ülkemizde şu kadar trafik kazası oluyor. Emniyet kemeri hayat kurtarır diye. Efendim yazık yani polis teşkilatını da hatta çağrılıyor, geliyor, onlar da anlatıyorlar. Çocuklar emniyet kemerleri can kurtarır, emniyet kemerleri trafikte efendim güvence sağlar diye. Onlar da vaktini ayırıyorlar, geliyorlar ama çocuğu servise bindiriyorsun. Çocuk tam servise biniyor, emniyet kemerini takacak. Zaten takacağı yer sökülmüş vaziyette ya da çalışmıyor. Çocuk habire emniyet kemeriyle uğraşırken şoför oradan sesleniyorsa eğer, koçum boş ver emniyet kemerini diye sesleniyorsa, ben 40 yıldır şoförüm, daha bir tane bile kaza yapmadım, sen korkmana gerek yok, sen bana güven diyorsa eğer, ya da emniyet kemerinizi iyi takın bakalım bir, hadi bakayım uçuşa geçiyoruz şimdi diye vın diye trafiğin içerisinde gidiyorsa, senin o çağırdığın polisler de, oradaki emniyet yetkilileri de, oradaki dökülen diller de, senin ders içerisinde anlattığın konuların her birisinin de üstüne böyle basa 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 geçilmiş olur. Ne zaman geçildi? İşte son derste. Son ders nerede oluyor? Servisin içerisinde oluyor. Servis içerisindeki o servis yetkilisinin, şoförünün bir baba, bir babacan tavırla ve onu da bir eğitimin parçası halinde sunmuyorsa eğer, ve siz servis şoförleriyle de irtibat halinde değilseniz ve yolda gidip gelirken onlara neler sunulacağı, çocuklara örnek bir davranış içinde olacağıyla ilgili bir kaygınız, derdiniz de yoksa, çocukları oraya emanet ediyorsanız orada birçok şey yıkılabilir. İşte kız çocuğuna açmışlar saçını başını erkeklerin içerisinde, hadi mezdeki oynatalım diye. Çocuk da yani o vaziyetiyle bir kaza yapmış olsa, Allah göstermesin, arkadan birisi vursa, önden birisi vursa, çocuk camdan dışarı fırlayıp gidecek. Aralarda karacak, kafası gözü kırılacak. Ama çıkartılmış oynatılıyor çocuk. İşte bunun efendim okullar tarafından dikkate alınması lazım geldiğiyle ilgili bu programda yine bahsetmeye çalışmıştım. Yine bu hassasiyet içerisinde bahsetmeye çalışmıştım. Yani eğer trafikte okul servislerini görürsek ve okul servislerinin anormal davranışlarını görürsek, arka taraflarında gerçi hiçbir işlevi olmayan bir takım numaralar yazılı. Çünkü ben birkaç kez telefon ettim. İşte sorun olduğu zaman TUHİM'e telefon edindi. TUHİM'e telefon ediyorsunuz. Oradan buyurun ne istemiştiniz diyorlar. Siz diyorsunuz ki işte ben bir araç gördüm. Bu araç efendim trafikte olmadık şey yapıyor. İçerisinde de çocuklar var. Efendim e-mail atın bize. Ya ben e-mail atamam. Şu anda işte araç hala yolda. E-mail atıncaya kadar bu Allah göstermesin kaza yapacak olsa, yani yapacak çok bir şeyimiz yok. Ya da yazılı olarak müracaat edin diyorlar. Eğer bunu da keşke bir aktif vaziyete getirse ya da okula telefon edilse. Yani eğer trafiğin içerisinde çocukların yaşamını tehlikeye sokar bir vaziyette kaldırımların üstünde gidiyor. Niye? Çocuklar okula geç kalacak çabuk diye kaldırımların üstüne çıkmış, kaldırımın üstünde gidiyor. Kim? Okul servisi. Ya böylesi bir okul servisini gördüğünüz zaman hiç olmazsa şu çocukların hatırı için, bak kuzu gibi oturmuşlar şeyin içerisinde, camdan da dışarıya el sallayarak böyle zıplaya zıplaya gidiyorlar çocuklar. Başlarında ne olduğunu bilmiyorlar ki, kuzular kesilmeye giderken başlarına ne geleceğini bilmiyor ki. Allah göstermesin kaldırımın üstüne çıkmış trafiğin içerisinde bir sağa bir sola, bir oraya yalpa yaparak bir buraya yalpa yaparak giden bir okul servisi gördüğümüz zaman, hiç olmazsa o okul servisinin kenarında yazan falanca okula aittir, 2 dakika içerisinde uğraşıp yahu şu çocukları katledecek şu şoföre bir şey söyleyin de durdurun diye, hiç olmazsa o etraftaki kişiler o çocukların hatırı için bir şeyler yapacak olmuş olsa, tüm bunların her birisi işte çocukların son dersi
serviste geçer, ilk dersi de yine serviste olur. Okullar buna riayet etmesi lazım diye söyledikten sonra okullarda, servislerde kullanılacak olan hikayelerden bahsetmeye çalışmıştım. Servis şoförlerine eğer peki tamam radyoyu açmayalım, müzik de dinlemeyelim, tamam arabesk de yapmayalım çocuklara, o zaman ne yapalım diye sorduklarında okullar hiç olmazsa şunu desinler: sevgili kardeşim, al şu CD'yi al ya da şu flash diski USB'yi al, arabanın içerisine tak, bunun içerisinde hikayecikler var, bu hikayecikleri yol boyunca çocuklar dinlesinler. Kim okuyor bunu? Çocukların kendisi okuyor. O zaman yapılması lazım gelen şey belki de şu: işte bu türlü çocuğa karşı duyarlı olan dergiler, yayınlarla işbirliği içerisindeki, onlar hazırlamışlar ki ben dinledim, kendi dergilerinin içerisindeki çocuk hikayelerini almışlar, çocuklara okutturmuşlar ve gerçekten keyifli olmuş yani. Eğer bunu servislerde şoförlere teslim edilecek olmuş olsa, o zaman çocuklar yolda gelirken zarara uğratılmamış olur. Efendim, oradaki bir hikayeyi dinlemiş olur. Böylelikle dingin bir vaziyette, tebessüm eder bir vaziyette okula adım atmış olur. Kıyılmaması lazım çocukların servisin içerisindeki hallerini. Anne babalar da dikkat etmesi lazım. Belki bir anne baba olarak hassasiyet içerisinde okulla görüşmek lazım. Acaba biz ne yapabiliriz bunu temin etmek için diyebilirsiniz bir. Yahut da okul diyebilir ki ya ben bu türlü şeylerle ilgilenmiyorum. Nereden bulacağım şimdi? İşte şoförümüz de iyi gidiyor. Şimdiye kadar işte problem yaşamadık diyorsa siz kendiniz temin edip belki şoför beyefendiye verebilirsiniz. Çocuklar yolda giderken şu hikayecikleri CD'ye çektim ben. Acaba yolda yarım saat 45 dakikalık süre içerisinde bunları açıp dinletseniz nasıl olur diyerek belki servis şoförüyle işbirliği yapmak lazım. Çünkü onlar da en nihayetinde kendisi de bir baba, kendisi de bir anne. Sizin bu samimi teklifinizin ne anlama geleceğini efendim kendileri de bilebilirler. Murat Bey'e ben bu sosyal sorumluluk projesi için tebrik etmek istiyorum. Umarım çok daha ileriye doğru gider. Serviste çocuklar yolculuk yaparlarken emniyetli bir şekilde yaparlar. Ülkemizde çünkü servis kazalarını duydukça diğer kazalar da insanın canını çok yakıyor, çok üzüyor. Ama servisteki çocukların topluca bir yere takla atmış olan bir arabanın içerisindeki hali görünce insan yüreği kabarıyor. Çocukların o telaş içerisinde, ağız burun kan içerisinde kenara doğru kaçıştıkları hali görünce insanın yüreği ağzına geliyor. Servislerle ilgili olarak anne babalar hassasiyetlerini göstermeleri gerekir. Okul çünkü serviste başlar. Efendim, sırada Zeynep Hanım'ın mesajı var. Zeynep Hanım şöyle yazmış: hocam, benim 12 yaşında bir kızım var. Babamız öğretmen, ben ev hanımıyım. Kızım da devamlı kendini birilerine beğendirme. Mesela arkadaşları bize geldiği zaman öyle hareketler yapıyor ki devamlı espri yapmaya çalışıyor. Sesinin güzel olduğunu söyleyip şarkılar söylüyor. Sonra bana soruyor nasıl diye. Ben de fena değil filan diye dediğimde anne sen bilmiyorsun diyor. Derslerimiz çok iyiydi ama bu dönem çok düştü. Ona nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Bana içinde bir kin besliyormuş gibi geliyor. Çünkü onu devamlı ben uyarıyorum. Baba hiç karışmıyor. Bana kızınca anne bak seni boğacağım falan diyor. Sonra da ben kızınca şaka yaptım diyor. Ama bu çocukluğundan beri hep var. Lider olma isteği arkadaşlarına olsun, özellikle kardeşlerine hep olumsuz hitaplarda bulunuyor. Ama ben onu her defasında uyarıyorum. Gerçekten ilerisi için çok korkuyorum. Bana yardım edin. Ona nasıl davranabilirim? Evde devamlı Esma yapma, Esma yapma, Esma namazını kıldın mı, Esma şunu yaptın mı demekten bıktım artık. Ders çalışmak istemiyor. Dershaneye yazdıralım dedik, kabul etmiyor. İşte böyle hocam. Biz de haber bekliyoruz sizden. Yanınızda getirmek isterdim ama kendi imkansızlıklarımdan dolayı bunu yapamadım diye yazmış Zeynep Hanım. Zeynep Hanım, görülen o ki dertli bir annesiniz. Habire müdahaleci bir annesiniz. Esma yaptın mı? Esma ettin mi? Esma çattın mı? Esma namazını kıldın mı? Esma bunu yaptın mı? Böyle derseniz çocuğunuzu lafınızla yorarsınız. Evet, çocuğunuzun iyi olmasını istiyorsunuz. İyi olmak laf ile söylemekle olmaz ki. Bak, çocuğunuzun karşısında çok otoriter durduğunuzu şuradan anlayın.
çocuğunuz içindeki tepkiyi ve öfkeyi seni boğacağım diye neredeyse dile getiriyor. Sonra siz yine baskın çıkıyorsunuz. Şaka yaptım, şaka yaptım dedirttiriyorsunuz çocuğunuza. Baskın bir anne olduğunuz buradan çok belli. Neden? Çünkü baskın annenin karşısındaki çocuk, kendisini var olduğu haliyle ortaya koyamayan çocuk, üzerinde baskılar olan çocuk, misafir çocuklar geldiği zaman başka çocukların yanında kendisi gibi olmaya çalışırken işi çok abartır. Çocuklara kendisini beğendirebilmek için çırpınır durur. Baskı ortamında yetişen, kendisini ifade edememiş olan çocuk davranışıdır başka çocukların içerisinde kendisini kabul görmüş hale sürüklemeye çalışması. Öte yandan siz diyorsunuz ki hep lider olma isteği var diyorsunuz. Aslında bir de şöyle bir bakın. Çocuğum kendisini ortaya koymaya çalışırken acaba ben onu lider olmak istiyor diye yanlışlıkla mı yorumluyorum acaba? Ve lider olmak isteğinin üstünde ben daha da liderim diye mi üste çıkmaya çalışıyorum acaba diye bir kendinize şöyle bir baksanız. Muhtemel ki orada göreceksiniz. Lider olma belki olabilir ama muhtemelen şunu da göreceksiniz. Ya lider değil, çocuk kendisi olmak istiyor. Çocuk bir rahat davranmak istiyor. Çocuk bir oh be deyip şöyle bir nefes almak istiyor. Bakın diyorsunuz ki eşim hiçbir şeye karışmıyor diyorsunuz. Ben bir şey söyleyeyim mi Zeynep Hanım? Genellikle kocalar bir şeye karışmadığı zamanlarda kadınlar çok şeye karışmış oldukları için karışmıyorlar. Bakıyorsunuz ki evin içerisindeki hakimiyeti kadın ele almışsa artık koca da kenara çekiliyor yani. Neden? Çünkü bir laf söylese olmayacak, iki laf söylese kendisi laf işitecek, üçüncüsü şöyle olsa böyle olacak. En iyisi tamam sen kendini nasıl yapıyorsan yapıyorsun diye. Halbuki bir evde kocanın fonksiyonu kaybettirilmemesi lazım. Eğer evin içerisine bir kadın çok abanırsa, her şeye çok karışırsa erkek kenara çekilir o zaman. Eğer erkek kenara çekilirse de evin içinde işler bozulur, düzensizliğe girer. Size tavsiyem birazcık daha annelik fıtratına, birazcık daha kadınlık fıtratına dönmeniz bir. İkinci tavsiyem ise şu, çekin elinizi çocuğunuzun üzerinden, bir kendisine gelmesi için izin verin. Esma bunu yaptın mı? Esma şunu yaptın mı? Esma, 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 Esma diye en sonunda çocuğunuzu patlatmayın. Çocuğunuzun ilk önce şu andaki halini görün ve kabul edin. Ondan sonra siz örnek davranışlar yaparak çocuğunuzun da sizin yaptığınızı yapmasına izin verin. Dişlerini bir çocuğa dişlerini fırçaladın mı diye söylenmez ki. Anne dişlerini fırçalıyorsa çocuk da onunla beraber çocuksu masumiyet içerisinde gelir dişlerini fırçalar. Anne eğer sofraya oturmadan önce ellerini yıkıyorsa çocuk da çocuksu masumiyet içerisinde annesini taklit eder ve yıkar. Alışkanlık böyle kazanılır. Eğer anne sofraya oturduğu zaman sofranın belli adaplarına, belli kurallarına uyuyorsa çocuk anneye bakar, annenin kurallarını kendi kuralları olarak uygulamaya çalışır. Çünkü çocuk kuralları öğrenmeyi zaten ister. Hocam bizim çocuk yapmıyor bunu. Neden yapmıyor ben size söyleyeyim mi? Çünkü anne ile çocuk arasında bir bağ yoksa, bağlanma oluşmamışsa, çocuk anneye karşı tepkiselse o zaman işte çocuk annenin yaptığının tam zıttını yapar. Anne eğer ellerini yıkayarak geliyorsa sofraya, anne eğer dişlerini fırçalıyorsa çocuk kendi dişlerini fırçalamasını kendisine sanki bir baskı gibi görür. Geçenlerde bir tane aileyle görüşüyoruz. Aile şöyle bir şey söyledi, çok enteresan. Hocam dedi, öğretmenle dedi bizim kız arasında dedi acayip dedi bir dedi böyle negatiflik var dedi. Öğretmen de dedi kıza dedi acayip ters bakıyor dedi. Kızım da dedi öğretmene ters bakıyor dedi. Ama derslerinde başarılı. Yalnız ödevlerini hiç yapmıyor dedi. Nasıl yani dedim. Ya öğretmen iki sayfa dedi şu sayfayla şu sayfayı ödev olarak veriyor dedi. O kitaptan o sayfayı yapmıyor. Ama biz eğer başka bir kitap söylemiş olsak aynı zorlukta hatta daha da zorlukta başka şeyleri yapıyor. 10 sayfa yapıyor. Ama öğretmenin o iki sayfa dediği şeyi yapmamak için direniyor. Neden? Öğretmeni sevmedi ki çünkü. Öğretmeni rahatsız edici birisi. Öğretmenin o rahatsız edici haliyle birlikte eğer söylediğini yapmış olsa kendi kişiliğine zarar verir çocuk. Onun için kendisini duyarsızlaştırıyor öğretmene karşı.
Hocam biz sofraya oturduk, bizim yaptığımız gibi yapmıyor çocuk. Çünkü bağ kurulması lazım. Bağ. Ya bu bağ öyle büyülü bir şey ki. Çocuğa hitap ettiğinizde o bağın tesiri çocuğa tesir ediyor. Sesiniz değil. Anne babaların ilk başta yapacağım şey nedir hocam diye bana sordukları zaman söylediğim ilk şey şu. Ya bir bağ oluşturun, bağ. Karı koca birbirleriyle eğer evlenmeye niyet etmişse, bir iki genç birbirleriyle evlenmeye niyet etmişse arada bir bağ oluşuyor, büyülü bir bağ. O bağı birisi koparmaya çalışsa bile bir bakıyorsun adam kendini köprüden atacağım diyor, canıma kıyacağım diyor, bilmem ne yapacağım diyor. Neden? O bağdan dolayı. Leyla ile Mecnun da, Mecnun dağları deliyor geliyor. Neden? O bağdan dolayı. Efendim Ferhat ile Şirin'e bakıyorsun. Efendim yine dağları deliyor. Sevdiğine kavuşmak için, önündeki engelleri kaldırmak için elinden geleni yapıyor. Neden? Bağdan dolayı. Çocuk ile anne arasında o bağ yoksa, o zaman çocuk sizin tesirinizle hareket etmez. Ah ben bunu bir anlatabilmiş olsam. Hala anne bağ kurmadan çocuğunu terbiye etmeye çalışıyor. Bağ kurmadan çocuğunu organize etmeye çalışıyor. Ya sözün geçmez. Uğraşma, geçmez. Niye? Bağ yok, tesirin yok, tesirin. Tesirin yok. Tesirin olabilmesi için önce bir çaba sarf etmen lazım. Eğer bu çabada başarılı olursan işte o zaman çocuk, sen lavaboya gidip dişlerini fırçaladığında çocuk da senin yanına gelecek, zıplaya zıplaya anne ben de fırçalayacağım diyecektir. Neden? Bağ var çünkü. Bağ olmayan bir çocuk ile ebeveyni nasıl fark edersiniz? Çocuk başka bir odada, ebeveyn başka bir odadadır. Çocuk o tarafta, ebeveyn bu taraftadır. Çocuk evin içerisinde habire of diyordur, canım sıkılıyor diyordur, mutsuzdur, huzursuzdur. Çocuk evin içerisinde bunaltı içerisindedir. Neden? Bağı yok. Ne oluyor ki bağ olmayınca? Çocuğun ruhu daralır. İnsan ancak bağı olduğu kişinin yanında dakikaların nasıl geçtiğini fark etmez. Dolayısıyla Zeynep Hanım, Esma bunu yaptın mı, Esma şunu yaptın mı, Esma değil çocuk terbiyesi. Bunların her birisini bir kenara bırakın. Bunlar sizin yansıyan problemleriniz. Kök problem nedir? Bir bakın. Muhtemel ki orada çocuğunuzla kuramadığınız bağı göreceksiniz. Evet, Zeynep Hanım'ın bu mesajını da böylelikle cevaplandıralım ama bizim vaktimiz de maalesef doldu. Efendim, pazar günü canlı yayında olacağız. Geçtiğimiz hafta pazar günü şöylesi bir şey anlaşmıştık. Dedik ki bu hafta kutlu doğum haftası. Peygamber Efendimiz'in doğum haftası bu hafta. Ve her yerde Efendimiz'e salatlar, selavatlar getiriliyor. Tesbihatlar çekiliyor, dualar ediliyor. Ve bunların her birisi efendim dil olarak, zikir olarak yapılıyor. Biz de geçen haftaki radyo programında dedik ki bir de icraat yapalım. Hadi gelin var mısınız dedik. Duaları yapalım, efendim salavatları getirelim. Ama tüm bunların yanında bir şey daha yapalım. Gelin, peygamberimiz çocuklara kaşlarını bile çatmamıştı. Gelin var mısınız dedik. 40 gün boyunca bir peygamber sünneti gerçekleştirmeye ve 40 gün boyunca çocukları incitmemeye var mısınız diye bir efendim geçtiğimiz hafta pazar günü kutlu doğum haftasında gelen bir mesajı okumuştum. Afrika'dan Ayşe Hanım'ın gönderdiği bir mesajı okumuştum ve gelin sözleşelim 40 gün boyunca çocuklara kızmama ve incitmeme orucu tutalım diye Peygamber Efendimiz'in hatırına. O kaşlarını çatmadıysa ben de çatmayacağım diyerek bir başlangıç yapalım diye sözleşmiştik ve ben Twitter adresimi vermiştim. Adem alt çizgi Gunes. Eğer siz de evet ben de varım, 40 gün boyunca ben de kaşlarımı dahi çatmayarak bir sünnet işleyeceğim, peygamberin kutlu doğum haftasında bunu yapacağım diyorsanız Adem alt çizgi Gunes Twitter adresine ben de varım diyerek, ben de bu sünneti bu hafta işleyeceğim, 40 gün boyunca işleyeceğim diyorsanız sizin de mesajlarınızı bekliyorum efendim. Twitter'a bakıyorum. Onlarca Twitter şu anda tweet geldi ki onlar diyorlar ki ben varım. Eşimle birlikte ben varım. Bir genç kız yazıyor diyor ki ben de diyor varım. Bir anaokulu öğretmeni diyor ben de varım. İlkokulu öğretmeni diyor ben de varım diyor. Hadi gelin 40 gün boyunca kaşlarımızı çatmamak üzere bir sünnet işleyelim. Var mısınız? Kutlu doğum haftasında bu sünnete var mısınız? Varsanız efendim yazın bana. Bugünkü programımız da burada sona erdi.
efendim pazar günü saat 10.30'da sizlerle birlikte olmayı umut ediyorum. Hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin.